pişmiş ıspanaklar pilavımız ekleniyor ve demlenmeye bırakılıyor. Pilav içinde ıspanak hiç pişmiyor. Demlenme sırasında pişiyor. En son sarımsaklı yoğurtla karıştırılarak servis ediliyor. Bombay fasulye, bombay fasulyesi, kuşbaşı, et, soğan, domates salçası, sıvı yağ, tuz, karabiber yapılıyor. Bombay fasulye zaten burada aşağı yukarı hepinizin aşina olduğu bir tat. İşte fasulyeler 8 saat suda bekletildikten sonra haşlanıyor. Kuşbaşı etler ayrı bir tencerede haşlanıyor. Soğan yağda kavruluyor. Ondan sonra bütün bu hazırlanan malzemeler, salça, soğan falan tencerede pişiriliyor ve servise hazırlanıyor. Basma helva, az önce de dediğim gibi biz basma helva yapmışız. Menülerde defne helva yazıyor. Basma helva yine dediğim gibi hepimizin aşina olduğu bir tatlı. Un, şeker, ceviz ve margarinden yapılıyor. Ayrı bir tencerede şerbet hazırlanıyor ve soğumaya bırakılıyor. Bol tereyağında un koyulaşıncaya kadar, rengi değişinceye kadar kavruluyor. Şerbetle katıldıktan sonra ocaktan alınmadan hemen önce ceviz içine ilave ediliyor. Bu düz bir tepside yayılıp bastırılarak biraz normal helvadan bir sert kıvamı var, biraz daha sert. Dilimlenerek servis ediliyor. İçeceğimiz gorova şerbeti. Gorova şerbeti buranın köylerinde hazırlanan kızılcık şerbeti. Mermeliyatı var özel. Biraz koyu renkli ve yoğun bir şey. Onun şekerle ve suyla sulandırılarak yapılmış hali bir şerbet. İlk yemeğin servis ediliyor. Yemeğin sonunda da toplantıda konuştuğu ve değerlendirmeyi yapacağımız konularda arkadaşlar tarafından ne yapılacak? Ondan sonra görüşlerimize devam edebiliriz. Afiyet olsun. Tabii. Varmış. Bakayım arkadaşlar. İyi, tamam, sonra başka bir ismi var değil mi? Kahvelere falan kadar girdiler. Özellikle işte yaşlı amcalara sordular, anneniz ne yapar diye, ne yapmış dedi. Tek tek bunları tespit ettiler. Sonra biz oturduk tabii, onların da bu araştırma sırasında bayağı bilgileri oldu. Sınıfta bu derste menüleri oluşturduk. Her grubun menüleri benzerlik göstermesin diye. Bir sıralama yaptık. Zaten bunun uyumuyla ilgili size de o toplantıda bahsettiğimiz formları verdiğimizde tespitini sağlamış olacağız diye düşünüyorum. Çünkü hani sadece bizim tespitimiz yeterli olmayacak. Çünkü öğrencilerimiz de, ben de bu yörenin yemeklerini araştırınca öğrendim. Evet. Bu yörenin yemeklerini çocukken yemiş olan birinin aslında. Ya bu konuda özellikle işte Safet Bey olsun, Recep Bey olsun, Kamran Hocam olsun, yine diğer müdürlüğü hemşehrilerin olsun, onların görüşleri önemli olur. Bundan sonraki haftalarda da farklı formatlar vardı. İşte evet. Düğün var. Evet, düğün. Düğün de dernekte de bir şey. Onun haricinde başka ne vardı? Yine budur yemekleri diye restoranlarda daha çok kullanılan yemekleri tercih ettik. Bir de işte benim kendi kafamda belirlediğim yorumlar, ha, yeni yorumlar farklı şeyler, yani ürünleri kullanarak belirledik. Tatlı sadece şu anda netleştik diye bir kalan yemekleri, bir tatlı ile ilgili bir sıkıntımız kaldı. O da son hafta olduğu için o zamana kadar onu da netleştireceğiz. Ama çok arkadaşlarımız dolaştı bu aşamada. Özellikle havaların da iyi olması rahatlıkla her yere girip çıkmalarını da sağladı. Geçen sene yaşadığımız o kar problemini yaşamadığına zaten yine Kasım ayına almış olduğumuz da iyi oldu. Evet. Reşat Bey, işte bu yemekleri yemiş olmasının, bilmesinin getirdiği bir avantaj. Dedi ki, bu ayrı defne elma değil, basma elma. Hatta tatlıyı tadım yaptık. Yaparken siz gelmeden önce bana onun inceliklerini, işte o basma helvanın damağa yapışmaması gerektiğine kadar. Mesela bir önce yapılan bir helva vardı bizim arkadaşlar tarafından. O damağa yapışıyordu, böyle olmaması gerektiğini. Şimdi ben bunu bilmiyordum mesela. İşte böyle kişilerin bulunması zaten önemli. Yani bizden de biz tabii ki çok iyi bilmiyoruz yani yöre mutfağını maalesef. Bizden de kaynaklanıyor. Belki de bunların hepsi artık yapılmayan, sunulmadığı için ondan dolayı ön süre bakalım yani. İyi bilmiyoruzdur ama dediğim gibi az önce saydığım isimler özellikle çocukluklarında yedikleri lezzetleri biliyorlar. Yakın zamana kadar belki yapılan yemekler vardır, onları biliyorlardı. Onların görüşleri bizim açımızdan evet, bizim için daha değerli olacak. Kaymakam Bey, size bir bu hususta bir ufak bir şey anlatacağım. Diğer buyurun. Kısa selvayı da yapmış, ondan önce. Mudurnu'ya çok eski tarihte İzrar
Aşçı Ali Bey de yemek yemiş. Yani Ziraat Bankası'nı teftiş ederken Yıldırım Bayezid tamamında yıkanmış. O zaman bir terzi Safra Dösürge de elbiselerini ötülemiş. Biz Akbank'ın açılması için İstanbul'a gittik, randevu verdiler. Medeni Bey'den randevuyu aldık, girdik. Mudurnu'yu çok iyi bilirim dedi. İki ay kaldım Mudurnu'da. Bu çukurdaki yemekleri, tas kebaplarını hiçbir zaman unutmuyorum dedi. Ha, fizik ucunu buldum. Yani bakınız, ta o tarihlerde adamların yaptığı yemekler akılda kalıyor. Akılda kalıyor. Yani bunu hani belirtmekte fayda var. Bir Aşçı Ali Bey de vardı. Çok ben köle alıyordum. Güzel yemekler vardı. Yani bugün işte evet, biz ilk defa şahit oluyoruz, tanıyoruz. Bazı yemekler var. Genel özellikle yöresel bir şeyler tatmak isteyenlere alternatif olarak bunlardan da sunabiliriz. Evet, yani. Evet. Bir cil pilav mıydı bu? Evet. Çok güzel. Bulgur mu yoksa? Bulgur. Bulgur değil mi? Bir cil pilav bildi. Aycan anlatır mısın tekrar? Bilmeyin. Aycan nerede? Aycan çağır. Çok güzel. Hindi etiyle ve tavuk etiyle yapılır. Aslında bunlar da bu bölgenin sanayi tesisleri. Mudurnu biliyorsun, tavukçuların doğa inlerinden bir şey. Yani bu yöresel yemeklere tavuk ürünleri de, tavuk ve hindi ürünleri de katılabilir demek istiyorum. Dördüncü haftada hindiyi katmadık ama tavuğu kattık hocam. Bunu yorumlar kısmında mı? Evet, tavukla ilgili mesela tavuklu pide yapmayı düşünüyorum. Mudurnu pidesi diye. Mesela pek bir yerde rastlanılmayan bir şey. Veya yine yapmak istediğiniz tavukla ilgili bir yemek var. Onu hani yapıldığı zaman görürsün, yüz olsun diye bir şey yapmak istemiyorum. Ve tavukla ilgili bir salata yapmak istiyorum. Mudurnu salatası olsun artık. Bu da sizin dediğiniz o tavuğu kullanma yaklaşımına girecek. Geçen sene de bahsetmiştim, hatta sizle mülakat yapmıştık. Ekogastronomi Kongresi'nde ben daha önce de söylemiştim bunu. Mudurnu deyince ilk aklınıza ne geliyor diye sorduğumuzda tavuk geliyor ama bizim tavukla ilgili bir yemeğimiz yok diye. İşte bunu yapmaya çalışacağız dördüncü haftada. Şimdi bu bölgede ben bir şey daha atladım. Sipariş verdim, yoktu. İlk defa bu yemekler sayesinde tadına bakalım. Yok. Biz Serkan Hocam bu çok affedersiniz. Eşek baklası. Evet, öyle derler. Biraz önce konuştuklarım anlattı. Eşek baklası olduğu için. Biz kibarlaştırıp bombay fasulyesi yazdık özellikle. Ama biz şimdi ne deriz? Büyük fasulye diyoruz biz. Normal o küçük fasulye. Eşeği büyüğe çevirdik ama siz de bombaya mı bombay çevirdiniz? Bombaya mı çevirdiniz? Yok, bu bombay diye de isimlendiriliyor. Biz evet, iki ismini de duyduğumuz için. Bombay. Hindistan'daki bombay şimdi yani, kendisi var mı? Onun gibi yazılmıyor. Yani okunduğu gibi yazılıyor da. Ama burada öyle diyorlar. Biz de eşek kelimesi kullanmaktansa bombay daha... Evet. Tabii şu kısa zamana kadar bu isim yeni oldu. Evet. Affedersin eşek baklası diye pazarda sorulurdu. Konuya ikram ediyor musun? Ama şeye katılmıyorum ya, bombay fasulyeyi ben her yerde görüyorum yani. Yemek yediğim zamanlar, dışarıda yemek yediğim zamanlar, lokantalarımızda olsun. Bana sadece hafta sonu yiyebilirsiniz Eda Canlıkan Bey'e. Hafta sonu da yani... Bilmiyorum, bir iki kere üst üste denk geldiyse sonra sormamışsındır. Şeyde hatta, Meram'da sadece cumartesi pazar servis edildiği de yazmışlar. Belki o eskiden öyleydi ama değişmiştir. Çünkü ben hafta içinde yediğimi çok biliyorum. Yakın zamanda da yedim yani, değişti herhalde. Özellikle de söyledim bunu. Bakın diye. Birinci helvada açık da gene şey yapalım. He? Ne dedin kendine? Birinci helvada nasıl bir hata yaptılar da öyle yumuşak oldu, bir şey yapıştı. Ben onu gösterdim. Sonra yani nasıl düzelttiniz? Eksikleri neydi, onu anlamaya çalışıyorum. Eksikleri nerede hata yaptılar? Sütler yumurtayı bilmiyorlarmıştı. Onları da ben gösterdim. Şimdiden sonra inşallah iyisini yaparlar. Yok, hepsi gayet güzel. Erbakan Bey patlarının bir de baklavacılığı var. Meşhur. İyi, inşallah tadına evet. Bakarız. İnşallah. Yemek yarışmalarının birincisi. Evet, kazandım. Bu sene var mıydı? Yok, bu sene yok. Sen olmadı mı? Ben siz katılmadınız. Hayır,
tatlıyla katılmadınız değil mi? Siz evet. Başka ürünle katıldınız. Ya şimdi ben dut yaprağından sarmaya falan katılmıştım. Evet. Bu da buranın yöreseli değil ya. Değil, evet. Kabaklı gözlemeden birinci oldular. Aslında ben kabaklı gözlemesinin en iyisini yaparım ama. Değişiklik yaptık. Değişiklik yaptık, evet. Peki bugün menüde olan tattığımız yemekleri normalde yapıyor musunuz? Yani evde yapılır mı, pişirilir mi? Evet, pişirilir. Öyle mi? Evet. Ama çok, yani biz demek ki çok fazla evde misafir olmadık, şahit olmadık o yüzden. Normalde işte burada restoranlarımızda falan yok. Birçok, yani bombay fasulye dışında, bu iri fasulye dışında. Hepsi benim için yeni. Mesela şu içecek neydi? Kora başarı. Evet. Yapar mısınız evde? Yaparım. Evet. Kullanırsınız evet. Evet. Devamlı olur bir şey. Hatta rengi kırmızı olur değil mi? Bunun rengi evet ben de beğendim. Biraz kullandık değil mi? Şey, bunu geçirme yapmışlar herhalde Kamran Hanım. Evet. Anladım. Şeyini kaynadım kızılcığını. Evet. Suyu koyuluyor. O zaman çok pırıl pırıl. Pırıl pırıl oluyor. Ama evet. Lezzeti güzel. Baktınız mı tadına? Bilmiyorum ben bakmadım. Hayır yok lezzeti güzel. Teşekkür ederim. Sizlere de sağ olun. Afiyet olsun. Sağ olun. Afiyet olsun.